Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı Mercedes'e koton ipleriyle hazırladığım çok farklı bir file model tarif edeceğim. Bakın böyle dalgalı bir file örneği bu. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şahane görünüyor. Hemen şöyle modelin arka tarafını da görelim. Gerçekten çok zarif, çok güzel bir örnek. Yapımı o kadar kolay ve keyifli ki ve çok farklı bir yapımı var. İnanın böyle elinizi aldığınız zaman bırakmak istemiyorsunuz. Çok keyifli ilerliyor. Bu çalışmayı nerelerde kullanabiliriz? Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Giysi çalışmalarında kullanabilirsiniz. Yazlık örgüler için bluzlar, süveterler, etek çalışmalarında birçok yerde kullanabilirsiniz. Hatta file çantalar vesaire de yapılabilir. Bununla çok güzel runner, suplu, Amerikan servisleri falan da örülebilir. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunun dışında şallar vesaire de hazırlanabilir. Yani aklınıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz oldukça zarif bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi sizlere tarif etmek için spagetti yarnı Mercedes'e koton ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 2,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. İstediğimiz ölçüden yaklaşık bir 30-40 santim fazla fazla olacak şekilde mutlaka zincirlerinizi fazla fazla çekin. Artan zincir olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Eksik kalırsa bir sırayı sökmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi daha küçük bir örnekte modelimi tarif edeceğim. Bunun için bile mutlaka böyle zincirlerimi fazla fazla çekiyorum. Bakın hafif de dalgalı bir örnek. Dalgalı bir örnek olduğu için birazcık da toplama yapacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bakın yeteri kadar zincirimi çektim. Şimdi zincirimizi burada yeteri kadar çektikten sonra ilk zinciri bırakıp ikinci zincirin içerisine direkt batıyoruz. Şöyle batalım. İkinci zincire direkt batıp ilmek çıkardık ve sık iğne örüyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve burada bir tane zincir atlayıp ikinci zincirin içerisine batarak sık iğne örüyoruz. Bakın 3 zincirlik sık iğne ile başladık. İlk file noktamızı oluşturduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir zincir atlayıp diğer zincire batarak sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 zincir. Burada bir zincir bırakıp bir diğer zincire batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi baktığımızda burada 3 zincirlik 3 tane file boşluğumuzu bu şekilde elde etmiş olduk. 3 tane file noktasından sonra şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz. Ve tığımızın başına 1, 2, 3, 4 kez doluyoruz. Toplamda tığımızda 2, 4, 5 tane ilmeğimiz olacak. Bakın 4 kere tığımızın başına doladıktan sonra alt kısımda zincirlerimizi saymaya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bırakıp 6. zincire batıyoruz. İlmek çıkardık. Doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte alarak 5'li trabzan ördük. Bakın uzunca bir trabzanımızı oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip yine 1, 2, 3, 4 kez tığımızın başına doluyoruz. Ve alt kısımda bir tane zincir bırakıp bir diğer zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık. Şimdi tekrar 5'li trabzan öreceğiz. İkişer ikişer ilmeklerimizi kapatarak. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi 5'li trabzanımızı ördükten sonra tekrar 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz ve yine 1, 2, 3, 4 kez tığımızın başına ipimizi doluyoruz. Alt kısımda yine bir zincir bırakıp bir diğer zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık. Şimdi burada 1, 2, 3 kez ikişer ikişer ilmeklerimizi aldık ve son 3 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bakın 2 tane daha önceden ördüğümüz 5'li trabzanımız vardı. Şimdi geriye doğru gidiyorum bakın. Burada böyle 3 çubuk görünüyor. Şimdi 3 tane ilmek tığımdayken bakın ilk başladığımız 5'li trabzanın hemen sağındaki geniş boşluğa batıyoruz. Bu noktadan bakın bu şekilde ilmek aldık. Burada şimdi 4 ilmek oldu. Doluyorum. Bakın burayı çok gevşetmeden ilk 2 ilmeği örüyorum.
Burayı kapattım bakın. Tekrar doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek 2 litre abzan oluşturuyorum. Bakın burada bir fiyonk noktası elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın son 5 litre abzanı örerken 3 kere yukarı çıkıyoruz. İkişer ikişer. Son 3 ilmeği kapatmadan geriye doğru giderek bu 3 tane olan trabzan grubunu toplamış. Bakın fiyonk şeklini vermiş oluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekerek alt kısımda yine 1, 2, 3, 4, 5 zinciri bırakıp 6. zincire direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire batarak sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire sık iğne. Şimdi yine 3 tane filemizi oluşturuyoruz. 3 zincirle. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire batıp sık iğne. Bakın model kurulumu bu şekilde. 3 tane file noktası, fiyonk noktası, 3 tane file. Şimdi modeli devam ettirecek olsaydık bakın ne yapacağız? Buradaki yaptığımız işlemi burada yine tekrar edip tekrar 3 tane file yapacaktık. Şimdi file, fiyonk, file, fiyonk şeklinde model kendini tekrar edecek. Sıra sonuna kadar ne kadar istiyorsanız modelinizin uzunluğunu yapacağımız işlem bu. Bitirirken de başta ve sonda 3 tane file olması gerekiyor. Bakın ilk sırayı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi biz küçük bir örnekte modeli tarif ettiğim için bu örnekten bir kez daha kurmayacağım burada. Çünkü aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi üçlü fileyi yaptıktan sonra ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi beni direkt 3 tane file karşılıyor bakın. Bundan sonra model çok daha kolay. Şimdi model 2 sırada bir kendini tekrar ediyor. Hep aynı örneği yapıyoruz aslında. Bakın 8 zincirden sonra 1, 2, 3, 4 kere tığımızın başına doluyoruz. Ve gelen ilk filenin içerisine 3 zincirlik boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Ve ikişer ikişer ilmeklerimizi alarak bir tane 5 litre abzan oluşturuyoruz bakın. İlk 5 litre abzanımızı ördük. Arada 3 zincir var. Bunlar hiç değişmiyor. 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz. Bir diğer bakın 3 tane filimiz vardı. İlkini ördük. İkincisinin içerisine batıyorum 3 zincirlik boşluğa. Yine 5'li trabzanımızı örüyoruz. İkişer ikişer olacak şekilde. Şimdi tekrar 3 zincir. 3 zincirimizi çektikten sonra 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz ve 3. file noktasına geliyoruz. Şimdi burada bağlama yapacağız. Fiyonk noktasını oluşturacağız. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyorum. Kalıyor 3 tane ilmeğim. Yani 3 kere yukarı çıkıyorum. 3 tane ilmeği tığda bırakıyorum. Şimdi burada bağlama noktasını yapacağım. Fiyonk noktasını. Bu aşamada bakın zincire dokunmuyorum. Beşli trabzanın hemen ilk beşli trabzanın sağındaki geniş boşluğa batıp geriye doğru gidip buradan ilmeğimi alıyorum tığımın ucuna. Bakın burada 4 ilmek oldu. Doluyorum. Çok gevşetmiyorum bu noktayı. Önce ilk 2 ilmeği örerek fiyonk noktasını bağlıyorum. Sonra ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek bakın bu kısmı bitirmiş oluyoruz. Şöyle fiyonk şeklinde bağlamış oluyoruz. Sonra ne yapacağız? Fiyonk noktasını yaptıktan sonra 3 tane filemiz vardı. 3 zincirden oluşan ama geçişlerde ne yapıyorduk? Hep 5 zincir. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekip hemen gelen şu fiyonkun bakın 5'li trabzan ayağı var. Hemen şu 5 zinciri geçip gelen trabzanın hemen tepesine bir tane sık iğne. Bakın tutturduğumuz nokta burası. Bunu sonra elimizle düzleyeceğiz. Sık iğnemizi ördükten sonra 1, 2, 3 zincir. Hemen buradaki 3 zincirlik boşluğa batıp direkt sık iğne birinci fileyi oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Bakın ilk file burası. Buradaki trabzanı geçip 3 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne ile ikinci fileyi oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Hemen buradaki 5'li trabzanın son ayağına batıp bakın tepesine sık iğne ördük. Nasıl başlıyorsak öyle bitirdik aslında. Bakın tepeleri hep böyle geçeceğiz. Şimdi tekrar 5 zincir. Diğer üçlü olan file noktasına fiyonklu kısmı çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekip 2, 3, 4 kere tığımızın başına doluyoruz. İlk file boşluğuna geliyoruz. Geniş boşluğun içerisine batıp hemen 5'li trabzanımızı ikişer ikişer çekerek 5 defa da yukarı çıkarak 5'li trabzanımızı ördük. Arada 3 zincir var. 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz. İkinci fileye batıp
Tekrar 5'li trabzanımızı örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. Yine 4 kere dolayarak son file boşluğuna geliyoruz. Ve burada önce 1, 2, 3 kere de yukarı çıkıyoruz. 3 ilmek tığ da bekliyor. Ne yapıyoruz? Hemen geriye doğru giderek burada şöyle bir bağlama yapıyoruz. Sonra 3 ilmeği de ikişer ikişer çekerek kapatmış olduk. Bakın fiyongu burada oluşturduk. Şimdi burada bitiş direk kısmını yapmamız gerekiyor. Çünkü başlarken 8 zincirle başladık. Bitirirken de yine 5'li trabzanla bitireceğiz ki şu 8 zincirlik yüksekliği elde etmiş olalım. Bunun için de hemen yine 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz. Burada başlarken bir sık iğne ile başlamıştık. Hemen bu sık iğnenin tepesine batıp İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek 5 seferde yukarı çıkıp 5'li trabzanımı örüyorum ve 8 zincirlik boşluğu bu şekilde elde etmiş oluyorum. Bakın modelimizin ilk sırasını ördük. Şöyle göstereyim hemen düzleyerek. Çünkü ilk sırada kavradıktan sonra modeli diğer sıralar çok daha kolay oluyor. Bakın şu kısım biraz daha aşağı kavisli. Şimdi fiyonkların üstüne 3 tane file geliyor. 3 filenin üstüne fiyonk geliyor. Şimdi bu iş terse dönecek. Yani ilk başladığımız sıraya dönecek. Ne yapacağız? 3 tane file, ortaya fiyonk, 3 tane fileyle sırayı bitireceğiz. Sonraki sırada bu sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Filenin üzerine fiyonk gelecek. Fiyonkun üzerine file gelecek. 3 file fiyonk, 3 file fiyonk şeklinde model hep kendini tekrar etmiş olacak. Ama şuradaki bitiş ve başlangıcı bir kez daha sizlerle paylaşalım. Ne yapıyorum? Burada şöyle bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Zincir çektiğim için ilk boşluğa dokunmuyorum. Gelmek istediğim nokta hemen şuradaki trabzanın, bakın, tepe noktası. Bu noktaya direkt batıp sık iğne, çünkü modeli kurmaya başlayacağız. Sık iğneyi ördük. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir diğer 3 zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen 3 zincirden sonra gelen trabzan tepe noktasına batıp sık iğne ile hemen başlangıçta, bakın, 1, 2, 3 tane file noktamızı elde etmiş olduk. Sonra ne yapıyoruz? Aralarda 5 zincir var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve hemen 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz. Fileden sonra fiyonk noktası geliyor. Geliyorum, hemen 4 kez doladıktan sonra bakın beni file karşılıyor. İlk file boşluğuna 3 zincirlik boşluğa batıp hemen 5'li trabzanımı örüyorum. Bir tane buraya 5'li trabzan. Aralarda 3 zincirimiz vardı. Sonra tekrar 4 kere dolayarak ikinci fileye tekrar 5'li trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 3 zincir. Tekrar 4 kez dolayarak 3. fileye batıp 3 kere yukarı çıkıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi bakın şu 3 tane 1, 2, 3 ayağı toplamış olacağız. Fiyonk şeklini vereceğiz. Geriye doğru gidiyorum. İpi şöyle alıyorum. Hemen burada İlk 2 ilmeği, bakın, kilit yapıyorum. Sonra ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek tekrar 5'li trabzanı tamamlamış oluyorum. Bakın fiyonk noktasında bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyorum ve hemen 5 zincirden sonra file noktasını hazırlayacağım. Buradaki 5 zinciri geçip 5'li trabzanın ilk tepe noktasına sık iğne. Sonra bu noktada 1, 2, 3 zincir, 3 zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirlik boşluğa sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Buradaki, bakın, trabzanın olduğu noktaya batıyorum ve sık iğne ile sıramı bitiriyorum. Bakın sıra bitişleri böyle sık iğne ile olacak. Şöyle göstereyim. Zincir çekip sık iğne ile başlamıştık. 3 file fiyonk, 3 file ile modeli tamamlamış olduk. Şimdi ne yapacağım? Bakın ikinci sırada tekrar ettiğim işlemin birebir aynısını yapacağım. Ne yapıyorum burada? Bu kısmı da gösterelim bir kez daha. 8 zincir. Her defasında 8 zincirle dönüş sağlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Örgümü çeviriyorum. Beni 3 tane file karşıladığı için hemen bu noktaya fiyonk denk gelmesi gerekiyor. Bunun için de 2, 3, 4 kere doluyorum. Ve ilk filenin içerisine batıp 5'li trabzan grubunu örüyorum. Bakın bundan sonra tarif etmeyeceğim. İkinci sırayı tekrar ediyoruz. Sürekli model iki sıradan ibaret. Bakın hep bu şekilde ilerliyor. 3 tane filenin üzerine şimdi fiyonk gelecek. 5 zincirle geçiş yapıp buradaki fiyonk noktasına 3 tane tepesine böyle taç gibi 3 tane file noktası gelecek. Fileye de tekrar fiyonk gelerek sırayı tamamlamış olacağız. Hep bu şekilde model kendini tekrar edecek. Bakın şu büyük örnekte de göstereyim. Ben bunu yaptıktan sonra elimle
El ütüsü yapıp sonra buharlı ütüyle de ütüledim. Bakın şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Çok farklı, güzel bir örnek. Çok hızlı büyüyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Çok çabuk büyüyor. Güzel görünüyor. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.